hikayesi efendim. Bir yakından izleyelim. Acaba neden bunları yapıyor? Cahil onlar. Ne diyorsunuz herkese? Ama bak çözüm ediyorsunuz. Ama bak çok ayıp. Yani üzülüyoruz. Hepimiz üzülüyoruz. Bütün apartmanı rezil etti. Asansörü parçaladı. Korkulukları kırdı. Elektrik kablolarını kesip ortalığı dağıttı. Biz apartman sakinleri olarak dayanamıyoruz. Antalya'daki 5 katlı apartmanda psikolojik sorunları olan komşu yüzünden kimseye de huzur namına bir şey kalmadı. İnsanlara şişeler fırlatıyor, taşlar fırlatıyor, bütün dükkanların camlarını kırmaya kalkıyor. Asansörleri yıkıyor, kırıyor, geçiriyor. Her gün yaşanan vukuatlardan bıkan daire sakinleri hem öfkeli hem de isyandaydı. Cahil onlar. Hepsini yırtıyor musun? Hayır. Kimlerinkini yırtıyorsun? Bilmiyorum. Sakin olun. Sakin olun. Düşünüyoruz. Bugün acaba camımız durur mu yerinde? Hepsinin ortak dileği birinci katta oturan 50 yaşındaki kadının bir an önce tedavi olması. Camlarımıza vuruyor. Yani biz de tedirginim. Strese giren bu hanımefendi yani pek dayanılacak boyutta değil elbette. Yani geçmiş olsun bütün apartman halkına. Stres ne zaman ortaya çıkar? Şimdi hepimizde bir stres yani sende bende de var. Değil mi? Şimdi bu anlık olarak ortaya çıkan, tehlikede hissettiğinde çıkarmış ortaya stres. Veya mücadele gerektiren bir olay varsa ya da düşünce sonucu oluşan endişenin yarattığı duygusal ve zihinsel ve fiziksel tepkiler. Tamam yani bir şeye de endeksli olarak çıkıyor ortaya. Ve bu stres insanlarda kalp hastalıkları, felç, yüksek tansiyon, astım gibi bazı hastalıkları tetikliyor. Yani senin eğer bir kalp çarpıntın varsa o stresle ve öfkeyle bambaşka bir yere gidiyorsun. Bu hanımefendinin felç geçirmesini bekleyeceğiz. Tabii yani geçirebilir. Hadi onu mu bekleyeceğiz? Beklemeyeceğiz. Düşünebiliyor musun? Olur mu böyle bir şey? Yani bir insanda insani öfke, stres, öfke, duygu durumları çok normal. Dünyanın her yerinde insansan bu duyguları yaşarsın. Sürekli burada mesela. Bir yaşarsın, iki yaşarsın. Hani ev alma, komşu al hadisesi ne kadar önemli. Atalarımız her şeyde nasıl biliyor maşallah söylemişler. Yani bir olur, iki olur, üçüncü de toplu alanlarda şikayet edersin. Dersin ki böyle böyle böyle. Yani hani bu gitsin de bu hanımefendi gitsin de bir tedavi görsün. Ay inşallah deyip Rabbimize bırakmazsın. Onun inisiyatifine bırakmazsın. Devletin bu konuda güzeller güzeli şefkatli devletimizin bu konuda bazı organizasyonları vardır. Ya da devletlerin olmalıdır. Gelirler seni alırlar. Kimseyi de rahatsız etmeden artık neyse durumu tedavi ona göre gerçekleştirirler. İlla tutuklansın falan filan değil. Bir rehabilitasyon sürecine girersin. Evet. Devletimizin kadrolu sağlık görevlileri vardır. Onlar tedavi eder. Çünkü sosyal bir devletiz biz. Evet. Bu insanlara da bakmak zorundayız yeri geldiği tabii zaman. Ki. Ve ondan sonra da gelir 15-20 gün sonra ya da işte tedavisi ne kadar sürecekse herkes de sağ salim yoluna devam eder. Gecesi belli değil, gündüzü belli değil. Kadının evinin önünden geçsem bana ne yapacağını bilmiyorum. Çoluğu var, çocuğu var, hayvanı var orada. Hayvan böyle var vur, kır, parçala. Hayat bu mu Allah aşkına? Bu hayat mı? Ya bu hayat standartını yerle bir eden bir durum. Üstüne üstlük sen strese gireceksin ya da o anda ruh halin o diye ben de güne öyle başlıyorum senin yüzünden. Benim çoluğuma çocuğuma da örnek oluyor. Aa, elini kolunu sallayan bu apartmanın içi benim bisikletimi duvarlara vurabiliyor. Ben de yaparım daha kadar birçok uzayan bir liste var i̇şte burada. İşte o kadar olmamalı. Bir gün olur, iki gün olur. Şunu da merak ediyorum. Bu insanların işte bir yakını yok mu? Yani bu kadın hayatını nasıl idame ediyor burada? Nasıl ya kalıyor? Tek başına alışverişini nasıl yapıyor? Nasıl gidiyor? Demek ki aklının normal hizaya geldiği bazı zamanlar var. Alzheimer hastaları da öyle değil mi? Bazen hafızasız çok sağlam çalışıyor, bazen gidiyor. Gidebiliyor. Ama buna tedavi ihtiyacı yok mu bunların? Olmaz, olur mu? Dolayısıyla bu arkadaşımızın da bir tedavi ihtiyacı var. Hastalıklar var. İlacını yani bir yakını varsa, uzaktan bir akrabası varsa yazık günah. Ya biri Ebru bir el olmasa bile tek başına şu kadar tek bir ağaç gibi tek ve hür yaşıyor olsa bile olabilir. Devletimiz gelecek ve şemşiresiyle, sağlık görevlisiyle bunu yapacak. Çünkü buna dair organizasyonlar var bu memlekette. Tabii. Ama kendi kendine bunu bu arkadaşı baş başa kendisiyle bırakıp ve bu hallerini çekmek zorunda mı mahalle sakinleri? Değil. Ama herkesin başına gelebilir. Ya evet. Benim de başıma gelir. Bir yaparım, iki yaparım sonra beni görevliler alır, tedavi eder, geri yerime koyar. Aynen. Ben bu arkadaş yüzünden evimi satmak zorundayım mesela. Düşünsene. Bu arkadaş yüzünden evimi kiralayamıyorsam ne olacak? Evet. Yani Allah'a bırakırız. Eyvallah da o da
Değil mi? Var böyle şeyler. Aynı apartmanda yaşamak çok da kolay değil. Yani her türlü seni taciz edildiğini hissettiğin durumlarla karşı karşıya gelebiliyorsun. Senin hiç başına geldi mi mesela? Gelmedi Allah'a şükür. Ben müstakil evimde tek başıma kendi deliliğimle yaşıyorum mesela. Düşünsene. Yok canım, gelmedi. Apartmanlarda dediğimiz yaşıyoruz. Gelse bile dediğimiz gibi ne yapacağız? Babacığım böyle böyle bir durum var. Evet. Onu ara, bunu ara, çıt 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 iş hallolacak. Bu kadar. Evet.